tuşları ben. Tuşları devam edecek bu arada, o seriyi bitirmedim, aklınıza öyle bir şey gelmesin. Yani biriktirmiyordum bir sürede. Kampa gittiğimizde alıyor muyuz Demur'u? Alalım alalım abi, güvenlikten bebek, o sorumlu. Güvenlikten abi, evet. İki pompalı veririz ona. Oturur ya aslan, aslan kardeşim benim. Bu sefer biriktirmeye karar verdim. Zaten son toplu paket açılışları videosunda kardeşime yapmışım. İki tane üst üste. Kardeşime aldıklarım, kardeşimin evi için aldık. Ya aç bir Tesla şarjı aç hadi ya. Bana ne aldın bunda? Sana bu salona sığamayacak bir şey aldım abi. Bu videoda değil. Birkaç haftaya görürüz. Uçak? Yok, siyah renk. Gemi? Yat? Zeppelin? Paketlerin çoğunda elektronik ürün var bu arada. Şimdiye kadar en çok elektroniği açacağım paket açılışı bu olabilir. Toplam fiyatı konusunda emin değilim çünkü buradakilerin bir... Bir dakika, sol üstte krikat mı var? Sen krikat mı aldın? Sen krikat mı abi, aldın? Abi çok güzel bir şey ya. Çok güzel ya. Bak ben sana öğretirim. Şimdi lemur falan bilmiyordur ama çok eğlenceli yapmasın. Ulan ben söyledim bak, ben de o krikatı gördüğü zaman üzülmüştür, üzülmüştür. Ben çıkacaktım ya falan demiş olabilir bak. %70'ini falan kendim... Saklıköy de var abi. Nerede lan? Aa. Aldım. %30'u da markalardan geldi. Ve sanki birkaç tane sürpriz kutu var gibi. O yüzden tam olarak fiyatını hesaplayamıyorum ama yüksek. Başlığa yazmışımdır zaten. Yani senin bilmediğin şeyler de mi var içlerinde? Evet. Çünkü mesela şunu ben istedim biliyorum. Ama şuradaki kocaman kutu nereden geldi ve niye geldi bilmiyorum. Şimdi paketleri açmaya Allah Allah! Açmadan önce sizlere bu videonun sponsoru olan TürkNet'in GigaFiber kampanyasından bahsetmek istiyorum. TürkNet herkesin GigaFiber ile tanışması için sınırlı süreliğine b**sunuz. Eğer senin yanında Bursa'da ikamet ediyorsan açık yüksek için gereken linki bırakacağım. Şimdi paket açılışına devam edebiliriz. Seç Harun, hangisi? Bak elinin yanında bir tane kutu var. O değil o. Ha o bu. Evet. Evet o. Onda bir teknolojik bir alet varmış gibi. Hiç bu büyük kamera gibi ya. Değilim ama. Çünkü birbirine benzeyen o kadar çok kutu var ki hangisinden ne çıkacak? Sen akvaryum malzemesi gibi ya. İlk paketten sana aldığım bir şey seçtin Harun. Zaten amacım oydu bak. Küçüklerde dedim benlik bir şey vardır kesin. Bu araba bagajı için bir organizer. Ben kullanıyorum böyle bir şey ve... Ha bundan bende de var. Çok sen kullanışlı. Sende de var değil mi? Bayağı işe yarıyor yani. Bagajda böyle ıvır zıvır bir dünya şeyi doldurabiliyorsunuz içine. Canım kardeşime de almıştım. Uçak aldın ya bana. Onu kullanmam için. Zeppelin, Zeppelin. Zeppelin de kullanmak için. Aynen. Teşekkür ederim abi. Ben bunun içine direkt şeyleri koyuyorum. Yani böyle işte süngeriydi, şampuanıydı falan filan. Güzel oluyor. Biraz bozuk da bunun böyle her yerinde cırt cırtları falan var. Arabanın bir yerlerine direkt böyle tutunuyor. Burada bayağı bir şey varmış bu arada. Burada bir tane hortumucum var. Bunlar işte böyle basınçlı su veriyor, duş şeklinde veriyor falan. Bunları balkonlarda kullanıyorum. Şimdiye kadar hep plastik alıyordum ve plastikler hep kırılıyor. O yüzden bu sefer metalini denemek istedim. Ve fiyat olarak da neredeyse aynıydı yani böyle şey diye, metal diye daha pahalı. Araba şampuanı. Umarım bu kırılmayacak. Burada bir ikili prizim var fakat bu normal bir ikili priz değil. Tekli prizin olduğu yere, yani normal evinizde tekli prizin olduğu yere RGB takıyorsunuz ve ikili priziniz oluyor. Bence RGB var mı? Çok mantıklı da. Priz RGB. Voltaj falan. Ya ne fark eder? Bilmiyorum işte, soruyorum o yüzden. E gidip buna şey takacak halin yok. Zeppelin'i şarj etmek için bunu takacak halin yok. E o zaman evdeki hepsini bununla çevirelim abi. O kadar da değil. Niye? Neyse. Burada da imza kalemlerim var. Harun'la sözleşmemiz... Oğlum bu kutunun içine bunların çıkmasının sebebi aynı yerden mi almış? Aynı gün mü almış? Amazon ya. Amazon toplayıp atıyor bazen böyle. Kendi deposunda var. Burada bir tane AirPod Pro'm var. Ama normal bir AirPod Pro değil. Ne farkı var Harun sence bunun? Bende varken niye sence bunu aldın? Yeni nesil falan mı? Type-C'li. Vay. Sendeki ne olacak? Duracak. Koleksiyon yapacağım. Şey diyeceğim, bunlar eskiden böyle garip garip portlarımız vardı falan diyeceğim. Yani bunu da gösterecek pek bir şey yok aslında. Bildiğiniz aynısının altında Type-C portu olanı. İçinden Apple her şeyi de Type-C'ye geçti değil mi? Tabii. Telefonu falan Type-C oldu. Yani yeni nesilden. Bu kablo çok hoşuma gitti bu arada. Fakat şey bunlar kısa. Hem de ötekine göre bayağı kısa. Niye böyle bir şey yapmışlar bilmiyorum ama. Örgü yapacağız diye fazla para harcadık diye herhalde oradan bir 10-15 santim. Ben de bu şarj aletin 2,5 metrelik olanı mı ne vardı abi? Yakındakilerden gidiyor. Nerede? Çok rahat. Bu kablonun 2,5 metrelik olanı mı ne var uzun olanı? Orijinal mi? Evet orijinal. Evet yani çok bende de var bir tane ya. Çok rahat diyorum ama orijinalleri kısa kalıyor biraz. Zor yani kullanması. Bunun içinde kağıtlarımız var. Burada 20-32 pillerim var bildiğiniz kumandalarda vesaire kullandığımız. Bunlardan ben çok fazla kullanıyorum çünkü evde kumandalı çok fazla şey var. Ve aldığım yedek işte. Ben seçeyim mi? Seç. Çok elektronik açacağım dedim. Bahçe hortumu açtım. Sol üstündeki kutuyu istiyorum. Bunu mu? Evet. Burada ne var biliyor musun? Burada garip bir şey var değil mi? Bu çok uzun zamandır istediğim bir şey var bende. Ne? Ben istiyordum bir de. Evet hatta senin istediğinin yenilenmiş versiyonu.
Oo. Oo. 7200 lens mi? Bu ne paket açılışında gördüğünüz en pahalı lens. Şey bu arada. Şunların hepsinin toplamı kadar falan ediyor tek başına. Kaç para? Niye bunu bana söylemedin? Sürpriz olsun istedim. Oha, lense bak. Çanta bile yapmışlar. Lens'te böyle bir şey gördün mü bugüne kadar? Ama bu lense yapılır yani o çanta. Bunu ucuna taktığında kuş fotoğrafçılığı yapabilir. 90 bin lira falan, 100 bin lira var mıdır? Bu şöyle kocaman bir lens. Fazla diyorsa 125 falan işte. Evet, yani 130 bin lira, 140 bin lira vardır. Ben şimdilik öylesine taktım. Ne? Dışarıda falan kullanmak için. Ve lenslerin Ferrari'si desem herhalde şey olmaz. Yanlış olmaz. Hani kameraya takıyorsunuz. Ama kamerayı tripoda değil, lensi tripoda bağlıyorsunuz. Öyle garip bir şey. Denemek istiyor musun? Ağır. Hadi deneyelim. Şimdi şu an mevcut lensle çekiyoruz. 24-70 mm. Değiştir. Tamam, şu an geçtik. Zoomla. Mesela şunu göstermek istediğinde ne kadar zoomlayabiliyorsun? Zoomluyorum. Şu an bayağı yakınım. Şu an... Bir adım öne gitsen aynı açıdan çekeceksin. Kameranın sanki daha yakına gidermiş gibi o. Ne kadar zorlasın. Uzunladı göremiyorum daha ama bu tarz çekimler için aldık bunu yani. Ben bir şey gösterirken çok iyi görün diye. Görebiliyorlar mı? Şu an bayağı iyi görüyorlar evet. Ama tamam. Bu sadece lensin eseri değil, elimin değmesinin de eseri. Ha. Vay. Bu şey lens de çok güzeldi abi. Kutusunun jelatinle falan. Ne o? Yakın çekim yapan bir lens var ya. Oo çok iyi. Makro lens aldım ben de işte, o karın taşınabilirsem kullanacağım inşallah. O zaman aldım, stokta duruyor. Yumurtaları yakından çekmiştim ama yumurtalar patates oldu. Bir de zamanında devletin yasakladığı, yanlış hatırlamıyorsam benim çok yakın bir arkadaşımın aldığı bir kamera vardı. Chat'te bilenler bilir. Kaç X'ti lan o? Yine böyle ya Nikon'undu ya Canon'undu bilmiyorum. Küçücük aslında bir dijital bir kamera gibi duruyor. Ama ayın içine giriyorsunuz falan böyle. Abi zoomladıkça yasak sebebi bir zoomla mı alakalı? Evet evet, çok yüksek zoom oranı olduğu için yasaktı galiba. Onu ihaleyle falan alıyordu insanlar yanlış hatırlamıyorsam. O kadar. Tabii canım. Dürbünden de öteydi oğlum. Tamam. Tam kodunu bilmiyorum hangisi. P900 mü? P900 diyor. Olabilir. Olabilir evet. Hiçbir fikrim yok. Daha yeni gündem olmuştu ama ben üniversitedeydim o zaman. Burada bir spreyim var. Bu sprey kumaşları ve derileri su geçirmez hale getiriyormuş. Bunu ben Bedir yıllar önce buna benzer ya. Bir şey evet. Aldım sonra aldım. Bedir bir duvar boyası yapar. Bu çok güzel bir şey. Çok eskiden beri var. Ne ki bu? Testlerini izledim. Abi nanofiber yapıyor işte. Sıkıyorsun. Su geçirmiyor. Kaçırmamak için. Ne kadar süre dayanıklı oluyor? Ve bildirimleri etkileştirebilirsiniz. Vallahi hatta ne kadar ki. Zoom yaptığımızı beğendiyseniz. Zoomlarım. Videoyu beğenerek bize bunu gösterebiliriz. Onun işte bir yıkama testi yapmak lazım mesela. Burada bir sürü çift taraflı silikon bandım var. Evet. Bunlardan çok kullanıyoruz. O yüzden 6 tane aldım. Yak P900 değildir o zaman. 12 bin lira değildir o makine ya. Sanmıyorum ama. Gerçi istenmiyorsa niye yıkayasın ki? Bunlar merdiven altına abi. Burada birkaç tane akıllı ev ürünüm var. Şu an evdeki akıllı sistemleri yavaş yavaş güncelliyorum. Yakında onun da bir haftalık vlog gelir diye düşünüyorum. Bu gördüğünüz evdeki ışık anahtarlarının arkasına koymak için, yani normal havanda kullandığınız ışığın düğmesine bunu takıyorsunuz. Akıllı hale geliyor. Daha hiç ne test oluyor? Etmedim böyle bir şeyi ama. Ha, uzaktan aç kapa falan başlayacak. Evet evet. Yakında şey tura çıkacak. Optimus Prime gibi dönüştürecek gibi. Test etmek için aldım. Güzel ya bence. Bence de çok güzel ya. Bu da bunları kontrol etmeniz için gereken köprü. Bu markayı ilk defa deneyeceğim. Dediğim gibi haftalık bir köprünün bir tanesinde göreceğiniz bunları. Hadi sen seç. Kullanıyor mudur lan acaba? Kullanıyordur bence. Ya. Her dakika telefonu ışığı açıp kapatmak için onu mu kullanıyor gider basar. Ama hayatını hep böyle şeylere göre entegre ediyor ya. Evet. Onun alışkanlıkları buna uygundur. Olabilir bilmiyorum. Lemur'un cevap vermesi lazım bunu. Biz bilmeyiz. Kullanmıyorum şunu abi. Şunu seçiyorum görüyor musun? Oğlum nasıl göreyim seni bak, oradan? Bak lensle odaklıyorum şu an ona. Gir çık yapıyorum. Tam hizasındaki. Bu mu? Üstündeki. Bu mu? Evet. Bu kutu tam benlik duruyor yine ya. Laptop. Asus'tan birkaç bir şey istemiştim bu arada büyük ihtimal. Onlar diyecektim. Evet onlarmış. Ve Harun'un işine yarayacak şeyler var burada. Başlayayım mı? Şimdi öncelikle burada 1 terabaytlık bir taşınabilir SSD'miz var. Güzel. Sırf kardeşim güzel. Hızlı aktarımlar yapabilsin diye. Ve bu SSD'nin bir özel tarafı var. Bunu niye istedim Harun biliyor musun? Hiçbir fikrim yok. Şimdi sen mevcut olanı bana getirirken ne yapıyorsun? Kapıdan atıyorsun. Bunu yapıyor bu arada. Senin kapın kilitli olduğu için yapıyorum. Ya tamam kapıyı ben üstten kilitliyorum. Üstten kilitlediğimde şöyle yarım kalıyor ya. Evet. O yarım aralıktan böyle hafıza kartlarını SSD'lere falan atıyor bu çocuk. Ama yere yavaşçacık atıyorum ben onu. Zarar görmemesi açısından. Bu şey mi? Askeri korumalı bir şey mi? Bu direkt zırhlı. Bak şöyle gözüküyor. Üstünde metalmiş komple üstü. Ve bunu istediğin gibi atabiliyorsun. O zaman ben bunu artık direkt böyle fırlatayım. Yani tüm gücümle böyle at. Çok da abanmayın da ne olur ne olmaz. Değil mi? Tüm gücünü atarsan evdeki bir şeyleri kırabilirsin komple metalden. Sonra
Küçükten devam edelim. Burada bir tane Wi-Fi 6 adaptörüm var. Bu da incelemeye gelen bilgisayarlar için. Yani masaüstü bilgisayarlar geliyor ya incelemeye. Onlarda genelde Wi-Fi özelliği olmuyor. O yüzden böyle bir şey istedim ki işte o bilgisayarlarda Wi-Fi takabilelim ve Wi-Fi 6 hızlarında oyunlarımızı indirebilelim. Yine senin işine yarayacak bir şey Harun. Gerçi bu normal PC'lerde kullanılabiliyor mu bu? Tabii her yerde kullanılır. Bu bana. Burada bir tane webcam var. Bana olmasının sebebi de sensin. Yine değil yani. Ya şöyle şeyler isteyince iki tane kurtarmıyor ama güzel bir şeymiş. Benim çok gözüm kalıyor ya. Bu şöyle monitörünüzün üstüne asabileceğiniz bir webcam. Bayağı ince bir yapıda. Aa, muhteşem bir görüntü kalitesi falan yok bu arada. Fakat toplantılar için vesaire böyle bir şeye ihtiyacım vardı. Bize gelmez. Bunu istedim. İki tane çok güzel şey var burada. Ve ikisi de benim var. Gerçekten mi ya? Şimdi biraz güzel olanla başlayayım. Yani çok güzel ama öteki... Bu bizde capture kart lan. Öteki'nin yanında çok güzel bu bizim kullandığımız. Çok muhteşem. Ben bu arada bundan memnunum abi. Bu güzel aynen, ya. Aynen burada bir tane 4K kullandım. Capture kartım var. Asus TUF serisi. Güzel yani tak çalıştır mantığıyla çok iyi bu arada. Hiç yormadı beni. Mesela benim eligatolar... Tabii eligatolar bozuldu. Direkt bundan geldi. Taktım hala o günden beri aynı şekilde yayın yapıyorum. Sizin ses çok fazla geliyor abi. Bunun Türkiye'de bir versiyonu var bu arada. Bunun bir önceki versiyonu galiba. Tipi çok benziyor. Bu daha çok yeni. Herhalde yayın açacaksın diye aldın. Yayın açıyorum Harun. İhtiyacım olsa da olmasa da 2 ayda bir falan açıyorum yani. En son ne zaman açtın? 2 ay önce. O yüzden bugün açmam benim haberim bile yok ama onlardan ha. Çünkü sürpriz yapıyorum. Bak hiçbir şekilde Instagram'dan duyurmuyorum. Hiçbir yerden duyurmuyorum. Giriyorum yayına. Kaç kişi olursak. 100 kişi olsak mutluyum, 500 kişi olsak mutluyum. Sadece böyle o anda denk gelenlerle sohbet edip çıkıyorum. Ama bana insan söyler hani ben yayın açacağım, gel moderatörlük yap bir şey de. Nerede açıyor lan yayını? Twitch'te açıyor mu Demur? Twitch'te herhalde ya. Bir gün basalım lan, gidelim şey yapalım, toksikleyelim. Rırırırır. Moderatöre ihtiyaç olmuyor ki. Böyle çok geniş kitle olmadığı için. Bak moderatör ihtiyaç olmuyor ha. Sana gelmemiş kanka bam 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 kol gibi. Hazırlanın arkadaşlar. Bu şöyle Type-C portundan enerjisini alıyor. HDMI giriş ve HDMI çıkış portları var. Atıyorum işte PlayStation'a bunu bağlayıp bunu canlı yayına verebilirim. Ya da yayına 4K kamera kullanışlı bir cihaz yani. İstersem yine kamerayı buna bağlayabilirim gibi seçeneklerim var. Şimdi en muhteşemine geçiyoruz. Bunu bir fuarda tanıttılar. O günden beri Türkiye'ye gelsin diye. Ekran kartı. Dırıdırım. ROG Raikiri Pro Gamepad. Bilgisayar ve Xbox'ta kullanabiliyorsunuz. Ve çok muhteşem bir şey. Mert bak konuşmuştuk bu konuyu. Havalı gözüküyor. Evet evet. Çok güzel gözüküyor. Bu da güzelmiş ama harbiden. Böyle bilgisayar için bir alıcınız var. Tabii ki Bluetooth'la da bağlayabiliyorsunuz. Sonuçta Xbox'ta da. Arkadaşlar o tokatlar bu tokatlar yazması gerek yok oğlum. Allah Allah. Bunun niye fanatikliğini yapıyorsunuz oğlum? Asus da bizden. Tamam ergonomi bu arada bence. İkisi de candır arkadaşlar. İkisi de can can. Gördün mü RGB'leri ekranı, OLED ekranı gördün mü? Gördüm. Harika. Bayağı havalıymış ya. Bunun kadar havalı bir gamepad yok herhalde zaten dünyada. Yani en havalısı Xbox'ın Elite'i falandı. Bu ondan daha havalı. Tabii ki Type-C'den şarj oluyor. Arkasında 4 tane ayarlanabilir. Ya lan var ya. Şurası için bir kapağımız var. Yarıya bölünde. Biri de diyor Asus Kalp Razer yazmış. USB alıcısını buraya koyabiliyoruz gibi duruyor. Barıştırıyor. Ulan adamsınız lan. Bunlar çok işe yarıyor bu arada. Böyle elit kontrolcülerin falan mesela incelemelerini izliyorum. Herkes şey diyor. Bunlar hiçbir işe yaramıyor zaten. Hiçbir oyun desteklemiyor falan diyor ama. Emülatör oyunu falan oynuyorsanız bunlar çok işe yarıyor. Ya sen sponsorluk almışsın belli ya. 10 dakikadır anlatıyorsun ya. Of. Şöyle küçük bir şeyden devam edelim. Ne bunlar Harun? Bunlar bardak altlığı diyorum. 3 gün sonra Türkan abi bu kolu tanıtırken düşünsenize. Aynen ben size... Harika arkadaşlar. Ya ne ya, bir kol. Nasıl özellikle bir kol ya. Özellikle şu tuşlar aşırı işe. Var çünkü evdeki masaların falan... Ulan Lemur benden çok çekiyor ya. Bardağın böyle izi kalıyor ve işliyor içine direkt. Geçmiyor. İki tanesini de sana verebilirim. Ben kullanmam ya hiç sevmiyorum ben. Hadi büyük bir şey aç artık o zaman. Ne kadar büyük? Hemen yanındaki. Ama yine söyleyeceğim. Tekstil ürünümden kendi başına alıp ondan sonracıma gidip onu bir de Instagram'ında paylaşacak kadar da taşaklı bir adam. Ne öyle bir şey söyledim, ne bir şey dedim. Ya git kendi kendi başına siteden sipariş alıyor parayla. Ondan sonra ya Mert sen de amına koyayım neyse. Tövbe yarabbim etsin Allah'a. Alıyor Instagram'ına paylaşıyor abi. Herkes yapmaz bunu. Çok hassas bir düşüncedir. O yüzden ben böyle iyi yapılan şeyleri söylemeyi çok seviyorum ki insanlar da iyi yapılan şeyleri söyleyebilmeyi öğrensin diye. Teşekkür ederim. Aynen onu açayım. Bu dolaylı yoldan senin işine yarayacak bir şey artık. Ne ya? Oo, para taşımamış. O ne lan? Evet, maaşını
Anca alır bu. Bu şey herhalde yata giderken... Zeplin artık şunu kabul et ya. Zeplinime giderken yanıma alacağım para çantam. Bu bir Tautkes. Tam Türkçe karşılığı ne olur? Sağlam çanta. Kesiyorsun taşıyacağın şeye göre. Ekipman çantası. Tam kalıp işte. Oluyor. Evet. Bunun içinde şöyle süngerler var. Acaba kesiyor musun? Direkt eziyor musun lan? Söküyor musun? Kesiyorsun buradan. Ve içine koyacağınız şeye göre işte hangisi gerekiyorsa onları koparıyor. Daha doğrusu... Başka bir şey olursa... Şu da olabilir. Ezersin. O hat belli olur. Tık 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 o ezilenleri sökersin. Aynen. Evet, çok kolay olur. Kameralar için falan aldım. Dış çekime giderken çok güzel bir şey çantaya sığdıramıyorum. Evet, evet. Şey oluyor. İşte mesela az önce aldığı objektif var ya mesela bunu dikine direkt buraya koysun, body'sini buraya yapsın falan bir set yapıyor kendi. Ani viraja giriyoruz. Onlar böyle elit hissettir ya taşıdığın şeyin her türlü. Ama yani iç direkt silah çantası gibi oğlum. Ama artık rahat ol. Ben zeplinimle viraja girmem. Doğru aslında. Çok doğru bir yere değindin ama zeplinde işte rüzgara falan kapılır belki diye böyle bir şey aldım. Mantıklı ama evet. Şöyle katları da varmış. Bu arada Tesla şarjı... Ya ben mevzuyu bilmiyorum. Anlamam için gidip izlemem lazım. Bunu arada her şey için kullanabiliyorlar. Evet. Ustalar falan da kullanabilir mesela. Tornavidasını koyar, bir şeyini koyar. Yani tornavida için falan buna gerek var mı bilmiyorum da bazıları hassas yazar kullanıyorlar. Tornavida değil. Onun için kullananları gördüm. O zaman orta boy bir paketten devam ediyorum. Tamam. Bu arada ben böyle oturacağım galiba. Bacaklarım uyuşuyor. Yaşlanıyorsun be abi sen de. Ya ne alakası var, sert zemine oturuyorum. Ama eskiden de sert zemine oturuyordun, bu kadar ağlamıyordun bacaklarından. Ben hayatım boyunca bağdaş kurmadım abi. Bağdaş kurmak hiç bana göre bir şey değil. Güzel bahane buldum, tebrik ederim. Seni denetlemem için... O ne lan kamera? Kamerası. Bunu TP-Link'ten istedim bu arada. Baba şu bu kadar kamerayı nereye koyuyor ya? Ya bu evin her bir noktası görünüyor mu acaba? Yoksa bunu gösterip veriyor mu birilerine? Kendi aldığım ürünlerden değil yani. Bunlar kablosuz güvenlik kameraları yani şarj ediyorsunuz. İstediğiniz yere koyuyorsunuz. Wi-Fi bölgesinde olduğu sürece. Oradan görüntü izleyebiliyorsunuz. Bende zaten var başka bir marka. Fakat kafayı yediler. Geçenlerde kalp krizi geçirmeme sebep oluyorlardı. Hiçbir şey yok. Dışarıda takılıyorum, bildirim geldi. Evde birisi tespit edildi diye. Çok korkunç bir andı benim için. Hani kameraya korkunç. Bağlanıyorum, kimseyi göremiyorum. Kapı kapalı. Ama bir hareket algılanmış falan. Sensörleri bozuldu herhalde. Ya da bilmiyorum bir şey. Ama kesinlikle olmaması gereken bir şey. Çünkü güvenlik kamerasını niye koyuyorsunuz eve? Birisi girerse anlamak için. Ve bildirim geliyor, birisi var diyor. Akvaryumda TP-Link. Bu arada harbiden sıkıntı konu ha. Ben tribe girerim mesela. Hiçbir şey yoksa bile tribe girerim. Akıllı prizlerini falan kullanıyorum ve hiçbir sıkıntı çıkartmadılar ve hızlı çalışıyorlar. O yüzden bunlar da iyidir diye düşündüm. Bendekileri bunlarla değiştireceğim ve göreceğiz neler yapabiliyor. Böyle evet. Tripod girişleri falan da var. Bataryaları şu şekilde içinden çıkartıp şarj edebiliyorsunuz ve güç tasarrufu modunda 6 aya kadar kullanabiliyormuşsunuz. Ama çok realistik bir senaryo olmuyor. Muhtemelen 3 ay ya da 4 ay falan. Şunu evdeki internete bağlıyorsunuz. Burada Ethernet portu var. İşte micro SD kart girişi falan var. Yani isterseniz telefondan izliyorsunuz uzaktan, isterseniz de içine kaydedebiliyor. Harici bir kutuya kayıt yapıyor olması önemli çünkü bunu dışarı koyduğunuzda sonuçta bunu alıp götürebilirler ama... Adam hala lemurla evde yaşıyor amına koyayım. Sayran teşekkür ederim. Ben kişiyi buradan sonra izleyebilirsiniz. Sıradaki. Dolandırıldım. Şu an bunun ne olduğunu anladım ama sipariş verdiğim şey bu değildi. Klima koku giderici. Evet. Arabalar için. Evet ama sipariş verdiğim şey bu değildi. Neydi? Nano iyon gümüş temizleyiciydi. Evde kullanıyorum ben onu. Klimaları falan temizlemek için kullanıyorum. Ondan sipariş vermiştim. Koku giderici yollamışlar onu yani. Benimki dezenfektandı benim sipariş verdiğim. Neyse bu iyi oldu ya. Benim işime yarar. Bir de 5 tane aldım ya. Belki de iyidir. 5 tane aldım. Bilmiyorum şu an. Bilmediğim marka olduğu için ön yargılıyım. Ve sipariş verdiğim şey değil sonuçta ama belki de çok iyidir. Bilemedim. Burada babama aldığım bir şey var. Geçen ay bir video için kompresör almıştım ya kocaman sanayi. Oha bu nasıl bir kompresör ya? Ben buraya sığdıramayacağımız için. O da bana dedi ki bu benim... Arabayı deler lan bu. Ucuna bir boya tabancası aldı dedi bir yerleri boyarım. Ben de şöyle bir boya tabancası buldum. Buraya boya koyuyorsunuz. Boya içim. Buradan böyle fışık 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 boyuyorsunuz. Dur herhalde hiç kullanmadım ama mantıken öyle olması lazım. Ben seçeyim mi? Seç. Şu bak şu. Bu mu? Evet. Küçük yani belki benlik bir şey vardır. Çok hafif bu arada. Aa, gerçekten senlik Harun. Ne o? Ama niye senlik? Çünkü benimkini çaldığın için. Seninkini çalmadım ki. Nerede o zaman benimki? Bende de yani. Senin arabayı zaten birlikte yıkıyoruz. Ne ki bu ya? Bu arabayı yıkadın. Şey ya. Ha su şeyi. Suyu içe yapan. Yani pas biz ne kullanıyoruz lan camlar silecek gibi işte. Çek pas mıydı? Çek pas mıydı? Çek pas atmak için silikondan bir şey. Bende var buna benzer bir şey. Çek abi. Çek de bunu. Çek mi deniyor? Wow çok kişi yazdı. Bir dakika dur. Bilmiyor olabiliriz ben. Aa çekçek diye evet oluyormuş çekçek. Ama çekçek ayakkabı giyerken kullanılan şeye de benziyor. O çekecek oğlum o. Ama işte
Mesela hızlı söylersen çek çek. Gerçi biz ona kerata diyorduk. Kerata. Kerata seni ha. Vardı. Hala var. O yüzden bir tane daha aldım. Bendeki biraz daha farklıydı. Bunun üstü biraz kötüymüş ama silikon. Silikondur yani, ne kadar fark edebilir. Etal, teşekkürler kardeşim. Burada yine kısa videosunu çekmek için aldığım bir şey var. Garip bir kupa bu. O ne lan? Şöyle Ozum. Garip yumuşak bir şey ve içinde... Bu kanalıya. Bunu kanalıya yollayın arkadaşlar. Duruyor musunuz? Oli moli vur manyak. Bunu mıncıkladığınızda içindeki şeye dönüşüyorum. Neydi? Slushy. Doğru ürün aldığına emin misin? Bir içini göstersene. Neyse yani. Sonunda yorum yapmak istiyorum. Okumuş çocuk tabii. Diyemedi. Ulan ya. Neyse bunu bir kısa videoda deneyeceğim. Harun'dan da uzak tutmam lazım gibi duruyor bir süre. Bunu atacağım. Bu da bir süredir beklediğim bir şey. Burada Cricut Maker 3 modeli bir neyim var denir ki buna? Baskı makinesi denebilir. Tam olarak baskı makinesi değil ama kesiyor, basıyor, çıkartma yapıyorsun, tişört baskı yapıyorsun falan. Bir dünya özelliği olan bir şey. Tam takır makine diyelim o zaman. Uzun süredir denemek istediğim bir şeydi, o yüzden Cricut Türkiye'den istedim. Onlar da sağ olsunlar yollamışlar hatta. Ben sadece bunu istemiştim ama birkaç şey daha yollamışlar gibi duruyor mesela. Şurada bir tane daha Cricut kutusu var. Tuğkan da almış bundan ve şey demiş. Dur bir dakika, ne demiş lan? Görmüş direkt neyse. Helalde oğlum, kaçarım benden. Bir tane şey daha yollamışlar gibi duruyor mesela. Şurada bir tane daha Cricut kutusu var. Tuğkan da almış bundan ve şey demiş. Görürsünüz bak, benden görüp lemur da alacak falan demiş, isteyecek demiş. Ben senden önce istedim bir kere. Bırak lan! Ama biriktirmek zorundayız. Kesin o benden gördü. Aynen kanka abi. O kameranda şey yaktı ya, o bendim amına koyayım. Girip evin içinde gezip öğrendim. Ayrıca chat izlemiş. İzlemiş. Kesin izlemiş. Nereden lan? Daha önce bahsetmiş mi öyle bir şeyden? Benim haberim yok bu arada. Ulan ya kardeşim benim, ayıpsın. O değil de Duk göstermişti. Onu diye olabilir. Bu sistemi denemişti o bir kere ama eski biraz. Hiç bilmiyorum. Bu arada gerçekten aklın tak, gerçi onu Cricut zaten destek atıyordur. Birazcık böyle bunun elçileri var arkadaşlar. O anlatmıştım, elçileri çok uzmanı bu işin. Benim babam da biliyorsun seri üretimde şu an, yakında dükkan açacak galiba, açık öyle bir kafayla gidiyor ya. Adam evdeki her şeyi eldiven basmış. Böyle bir harbi çok güzel ya uğraşıyor. Bak böyle bir fan yok ulan, bir bakıyorum şortunda eldiven yazıyor. Burasında eldiven yazıyor. Burada bir eldiven daha yazıyor. Ulan dedim, benim böyle bir fanım yok. Sağmıyorum. Harun, burayı bir daha bir toplamamız lazım. Her yer kutu oldu. Uygulaması kolay mıydı abi? Yani yapamam. Çok rahat. Ya çok rahat oğlum. Aklın şaşar yani. Lazım bundan ya. Yani şurada bak, bir gün gel bana, kafayı yersin. Akşama olur, kadar olur. Bir şeyler üretirsin. T-shirtlara habire bir şeyler basıyorum çok. Bu arada ürün sadece t-shirt'a basmıyor. Tonla şey yapıyor. Olsun, her şeye basıyor ya. Ama biz t-shirt abi, asıl light t-shirt. Ona göre grafiti yapacaksın, tag atacaksın. Kullanım kitapçığını okumadan çok kurcalamayacağım ama böyle kullanabileceğiniz pek çok malzemesi var. Ne yapacaksanız ona göre malzeme seçmeniz gerekiyor. Atıyorum t-shirt baskısı yapacaksınız, işte üstüme lemur yazmak istiyorum. Ona uygun malzemeyi koyup burada o lemuru kestirip, yapıştırıp, ütüleyip t-shirt baskısı yapabiliyorsunuz. Yani ben Kral Harun yazıp gezebileceğim artık. Evet. Aynen öyle. İnce ahşaplı. Hatta size göstereyim. Bir daha bir. Donum nerede? Abi dün sen onu... Yo, duruyordu orada, duruyordu dün. Biri donumu çalmış. Abi giderken aldım. Hakkını ayıp helal lan. Ay, kullan lan, feda olsun. Özlem hasret gider. Diye biliyorum. Hepsini deneyeceğim. Güle güle giy kardeşim. Eyvallah abi, arkasındaki yazık çok iyiydi. Önünde. Önünde miydi? Arkası, arkası arkası. Bayağı azalttık ha. Evet, yine bayağı var ama hala. Büyükler duruyor yani genel olarak. Evet. Burada bir kıyafet poşetim var. Ve kıyafet aldığımı hatırlamıyorum. Alıp unuttuğum bir tişört. Sezon bitti. Kim bilir kaç ay önce aldım. Rengi de çok güzelmiş. Niye bu kadar kırışık? Unuttun diye. Kim bilir kaç aydır... Arada nerede bir yerde kalmış. Bu paket açılışı için değildi ki. Nasıl, ne yazıyor lan orada? Bu alıp giymek içindi. Büyükmüş lan bayağı. Evet. Bu bulduğuma aşırı mutlu olduğum bir şey. Ha, bu senin bel çantanın aynısı. Evet.
Yıllardır benim kullandığım bir bel çantası var. Aslında bir drone çantası. Yani drone almıştım, drone içinden çıkmıştı. Ve geçenlerde bir baktım, yedek parça gibi satıyorlar. Ya bendeki şu an aşırı eskidi. Bu gerçekten şey bu arada, DJI Mavic Air'ın ilk versiyonunun çantası. Fakat muhteşem bir erkek çantası. Seviyorum seni abi, iyi ki varsın, eyvallah kardeşim. Bildirim daha yeni geldi, yok artık. Dönüşebiliyor. Çünkü içinde şöyle bölümler var cırt cırtlı. İşte şuraya telefonunuzu koyuyorsunuz, şuraya power bank'inizi koyuyorsunuz, buraya dezenfektan koyuyorsunuz, buraya şeker koyuyorsunuz falan. Ön kısmı da anahtar manahtar işte o tarz şeyleri koyuyorsunuz ve çok iyi oluyor. Bulmuşken 2-3 tane alsaydın. Aynısı gelecek mi emin olmak istedim. Belki bir tane daha alırım. Ömrüm boyunca muhtemelen ben bu çantayı kullanacağım çünkü. Bunun ne olduğunu tahmin et Harun. O çantadan bir tane de sana alayım. Bu astım, astım borusu falan mı böyle? Astımla ilgili bir şey mi? Astım borusu ne demek? Yani ne bileyim üflüyorlar ya böyle bir şey galiba. Klima temizlik poşeti. Onu şey, onun dedem kullanıyordu benim ciğerler açılsın diye. Şimdi şeyler kullanıyor onu böyle. Bugünkü sabah yürütüneyim önce dilimi 45 dakika temizliyorum. Bilmem şimdi ben ciğerlerimi açacağım. Puf puf falan baloncuklar çıkıyor. Ciğer açıyor galiba değil mi o nefes kontrolü için mi ne o? Hangisi bu mu? Bu değil lan o asıl sandığı şey galiba. 3 top mu? 3 tane boru böyle tane top. Neydi onun adı? Çekiyorsun üflemiyorsun anla. Hani nefes açıyor. Ne var abi üfleyince hiçbir hareket etmiyor. Hayır peki onu normalde herhangi bir rahatsızlığın yoksa da kullanabiliyor musun yani? Mesela alıp evet, her sabah evet, kullanılmalı mı? Üçüncüyü uçurmak zormuş. Üçüncüyü buna bile koyalım. Ben ameliyattan sonra çok kullandım bunu. Alın nerede alayım bir tane? Hala duruyor. Benim evde hala duruyor. Bu arada şey akciğer egzersizi için bayağı güzel bir şey. Hem bunu çekiyorsun. Hem üflüyorsun. İki türlü kullanabiliyorsun. Üçüncüyü üfleyene kadar problemin yok. Yani mesela ameliyattan ilk çıktığımda üçüncüyü üflerken çok zorlanıyordum. Triflo. Ben üçüncüyü kaldıramıyorum işte. Benim ciğerler izin vermiyor. Üçüncüyü kaldıramıyorsan sıkıntı yok. Yani ben şimdi hemen kendim alıyorum. Merak ettim. 33 liraymış lan. 39. Niye bu 108 lirada bu 30 lira? Topları mı dandik amına koyayım? Niye bu kadar farklı bu? Neyse dur şimdi kafa karıştırmayalım. Bende var ya getireyim. Bunu böyle klimanın... Yıkarım ucundan. Asıyormuşsunuz. Böyle klima için şeyler var ya temizleyici kimyasallar radyatörlerine falan tutmak için. Oradan damlayanlar buraya gidiyormuş. Altında da şöyle hortum takabileceğiniz bir bölümü var. Oradan böyle aşağı damlıyorlarmış. Deneyeceğim. Eğer düzgün çalışırsa büyük ihtimal bunu da bir şey kısa video olarak yayınlarım. Bunu Rigrad'a level 2 şey yapalım lan. Su toplama arıtma. Bu sana SD kart kutusu. Bu ya çocuğa sürekli ekipman konusu. SD kart alıyorsun ya. Adama bir güzel bir şey al ya. SD kartlarınızı işte micro SD kartlarınızı falan koyabileceğiniz bölümü var. Hatta SIM kart için de bölümü var. Ne alaka bilmiyorum. Teşekkür etsene. Ya bu senin iş yatırımın. Benle ne alakası var ya? Ya yine de kolay kaybetme diye aldım işte. Abim düşünmüş böyle şeyleri falan demiyor asla ya. Al sana şeker. Hediye şeker yollamışlar. Bunu babama al. Uydu alıcı. Yani bildiğiniz uydu alıcı aslında. Bundan anlatacak bir şey yok. Buraya anteni takıyorsunuz, buraya HDMI'yi takıyorsunuz. Bunu şu yüzden tüm kanallar açılıyor. Kullanmadığım 32 inçlik monitör var. Dedim ki 32 inçlik monitör... Bizde kutulu 3 tane nefes şeyinden var, hiç kullanılmadı. Lazımsa göndereyim. Eyvallah, teşekkür ederim. Bundan taksam televizyona dönüşür, babamın işini görür. O sebeple aldığım bir şey. Bu da tam benlik duruyor ya. Bunları McDonald's'dan istedim bu arada. Ama hep kendime istedim. Sana hiçbir şey istemem. Ne o? Şimdi burada sırasıyla öncelikle... Kablolar, mablolar. Bilmediğim bir şey var. Bunu hediye olarak yolladılar herhalde. Çok tatlı bir panda anahtarlığı gibi bir şey. İçinden kablo mablo çıkacak diye bekliyorum şu an bu arada. Bir yok şey lan, çıkacak mı acaba? Anahtarlık ya. Power Delivery falan destekliyor diyor ya. Bunun bak kesin bir şeyi var. Yok bunun üstüne hediye yazıyor. Burada da McDonald's'un üretebildiği şeyler yazıyor herhalde. Tamam hediyeymiş. Burada çılgın ne? Ben kendim yaptım ha pimpon topundan daha ucuza kapattım. 30 lira lan. Onu ne uğraştı da gerçi kapatmak değil belki onun ayarı zor yapılan evet, bir şeydir. Bir ayarı vardır işte kalkıyor abi. Var var onların ayarları var. Oğlum bak ciğerlerine zarar verirsin belki. Sen git onun orijinalinden al. İçine şey bu tenis topu koymuştun birine. Heh. Ciddi şey diyeceğim ben. Akciğer egzersizi için gerçekten çok güzel bir şey. Yapıyorlar. Boşuna yapmıyordur herkes sabah sabah rutin ya, olarak. İyi. Bana lazımdır. Ben çok mesela oluyorum. Ben de kullanacağım işte aldım. Onu bir ay kullansam var ya iyi yönetirsin nefesini. Gördün mü böyle bir şarkı bile söylerim. Bunu destekleyecek bir cihaz çıktı mı daha bilmiyorum ama aşırı güçlü ekran kartlı laptoplar falan var ya onların adaptörleri genelde 180 wattla 220 watt arası falan oluyor. Bunu takıyorsun ona. Yani evet bir de destekleyen adaptör falan lazım. Yani öyle bir cihaz çıktığında muhteşem. Geleceğe yatırım bu. 240 watt çok yüksek. Sonra burada iki tane MagSafe'li power bank var. Bunlardan bak düşün benim şu kamerayı mesela 100 watt besliyor yani ki farklı bir kablo taktığın zaman çalışmıyor kamera.
240 wattı nerede kullanıyor? Bende vardı şundan, küçük olandan herhalde. Birisi ceplede. Ben eve gelenler şarj kablosu falan sorduğunda hep bunu veriyordum hani al bununla şarj et diye. Bir tanesi götürdü. Kim bilmiyorum ama. Belki de benimdir, bilemezsin. Sen olsan şimdiye kadar görürdüm, yakalardım herhalde. Bundan iki tane olmasının bir sebebi var mı Özel? Senle hiç alakası yok. Birisi 5000'lik, biri 10.000'lik. İkisini de kullanırım. Mr. Beast'i izlemedik. İzleriz şimdi. Benlik olur. 5000'lik dışarı çıkarken iyi oluyor. Hafif çünkü. Bunlar şöyle powerbankler, bildiğiniz MagSafe'le telefonunuza tutunabiliyor yani destekli telefonlarda. Ve stand olarak da kullanabiliyorsunuz. Özellikle dışarıda kullanırken çok iyi oluyor. Bu da aynısının 10.000'liği yani çok daha büyük. Ve arka tarafı ayna gibiymiş. Ha. Yok tamam, jelatini sökünce güzel gözüküyor. Sonra burada bir tane normal power bank'im var. Bu power delivery destekli. Ben şu andan itibaren alacağınız bütün adaptörlerde, kablolarda, power bank'lerde falan power delivery desteği aramanızı öneriyorum. Çünkü bayağı standart haline gelmeye başladı. Şöyle 10.000 mAh'lik bir... Peki o. Ne diyor anlamıyorum ben. Power delivery, power delivery lazım ya. Falan. Ne bileyim ben power delivery. Power delivery şey ya. Power bank'e göre... Ya tamam, güç aktarması da kardeşim olmuş. Tanıyoruz da yani. Ben de takıyorum power bank'e. Şarj ediyor işte, o değil mi? Gayet sayılır. Bunun özel tarafı şu. Tip C kısmından hem giriş hem de çıkış yapabiliyorsun. Deliveri yani meliveri. Powerbank tip C'den şarj olur fakat çıkışı tip A'dan verir. Bu ikisinden de verebiliyor. Ve son olarak yine muhteşem etkileyici bir şey veriyor. Var burada. Hmm. Adaptör. Bu şöyle 140 wattlık bir adaptör. Üzerinde iki tane tip C, bir tane de tip A çıkışı var. Bunun bir önceki versiyonunu kullanıyorum ben evde. Bendeki 120'likti sanırım. Bu adaptörde en sevdiğim taraf şu. Bu tarz böyle çoklu adaptörlerde mesela şeydir. Bir tanesinde işte telefonunuzu şarj ediyorsunuz. İkincisine tabletinizi taktığınızda ilk önce ikisinin de enerjisini keser. Sonra ikisine tekrar vermeye başlar. MacDolo'larda bu yok. İstediğinizi çıkartıp istediğinizi takın. Mevcut şarjda olanın enerjisini kesmiyor. O yüzden bunu da istedim. Bu bir epoksi yapıştırıcı. Bir süredir bunlardan kullanıyorum ve acayip güçlüler. Hani böyle Japon yapıştırıcı gibi çok hızlı bir şekilde kurumuyor. Bir 5 dakika 10 dakika falan sürüyor ama bir kere donduğunda böyle acayip güçlü bir yapıştırıcı haline geliyor. Tavsiye ederim bunu. Burada birkaç tane Japon yapıştırıcım var ve birkaç tane de araba kokum var. Burada bir tane Ooo en sevdiğim turuncu bir de. Uzatma kablomuz var ve bunun özelliği şey, kabloları kalın. 3.5'luktu yanlış hatırlamıyorsam. Geçenlerde 2.5'luk olan bir tanesini yaktık da bir tane bahçedeki çekimde böyle bir sürü şey bağladık diye. O yüzden 3.5'luk aldım. Umarım bu yanmaz. Neyle yaktın onu ya? Saklıköy. Oradan nasıl anlayayım? Şu Saklıköy. Yazıyor üstünde. Yani yiyecek bir şey almadım. Aldıysam da bozulmuştur şimdiye kadar. Peki niye üstünde Saklıköy yazıyor? Ya yani ona koymuşlar. Burada iki tane dezenfektan var. Dezenfektan niye aldın? Ben hala kullanıyorum. Evin girişinde hala dezenfektanım var benim. Bir parmağı hala... bence büyük oyunu görmüş. Ya, aynen. Evet, büyük oyunu görmüş. Evet yakında bir korkutuyor bizi yani bazı şeyler. Eve girdiğimde elimi dezenfekte ediyor. Buradaki şeye hazır mısın abi? Ne bu? Oku bakayım. Halijinat. Ne için kullandık biz bunlardan? Alçımsı bir şeyler için gerekiyor bunlar sanırım. Parmak kalıbı almak için kullandık ya. Bu sevgililerin yaptığı. Çok an abi bunu hediye yapmıştı. Senin kafanın kalıbını aldı. Evet. Baba da koymuşlar. Sığar mı kafan bunu? Kafama ona sığmaz yani. Neren sığarsa onu koyarız. Yok değil mi etrafta küçük başka? Bitti. Sanırım yok. Evet. Tamam. Bundan sonra full elektronik gidiyoruz galiba. Yok, hepsi full elektronik değil. Şuradaki çok özel bir şey. Bunu sipariş verdim, 5 ayda falan yolladılar. Daha bile fazla olmuş olabilir. Yine bir gözlerim parladı orada. Airsoft gibi duruyor kutu ya. İster istemez. Yoksa bana laptop mu aldın? Hayır ama sana bu. Şu an o kameraya bağlı ekran var ya. Onun gelişmişi mi? Sana 50 TB'lık SSD aldım. Yeni çıkmış. Yani gelişmiş. Kullanabiliyorsun. İki boş çıktı ama. Burada sadece şey var, çantası var. Bu Asus'un bir taşınabilir monitörü. Bunları genelde laptopa ikinci ekran yapmak için... Laptopa ikinci ekran. Bu al ver bende çok güzel bu. Mesela kullanıyorlar güzel fakat mi? Biz kameralara bağlıyoruz ki çekim yaparken... Kameraya bağlamak için çok kullanıyorlar. Ben o hani küçük Asus şey var ya... Elay. Onu bağladığın zaman bildiğin çift monitörlü bilgisayar gibi oluyor. Büyük görebilelim. Nasıl yaptığımızı şu andakini de göster Harun mesela. Bunun işte kendi içinde bataryası falan var ve şurada tripod girişi var. Tabii illa tripod kullanmak zorunda değilsiniz. Şöyle standı falan da var da biz tripoda bağlamak için tripod girişini kullanıyoruz. Bende böyle bir şey yok amına koyayım. Benimkisi başka bir şey yok. Ve işte çekim yaparken büyük ekranda görebiliyoruz. Annemize hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bunun renkleri büyük ihtimal senin şu an kullandığından biraz daha iyi. Yani sendeki çünkü oyuncular için de bu daha çok şey için. İşte IPS böyle tasarım masarım için. Tip C'den şarj edebiliyorsunuz. Tip C'den görüntü de aktarabiliyor. Veya tabii isterseniz biz kameraya IPS bağlamak için mesela HDMI adaptörü kullanıyoruz. Krikat'ın yolladığı diğer kutuya da bakalım. Krikat başka bir şeyler de yollamış olabilir bu. Mago.
şey yapıyor, bardak yapıyordur. Çünkü böyle. Bunlarla birlikte bir sürü kargo geldi. Değilmiş, ütüsüymüş. Bu kumaş baskısı yapmak için ütü gibi duruyor. Şöyle altı için bir standı var. Ve bayağı ütü bu hani, ağır. Acaba normal ütü yapmak için de kullanılır mı? Nice try, nice try. Kullanılabilir belki. Büyük... Kullanılır lan, niye kullanılmasın? Büyük ihtimal kullanacağınız malzemenin kaç derece olacağını vesaire buradan ayarlıyorsunuz. Sonra da... Yok, dokunmatik bunlar değil. Bunlar baskısını yapıyorsunuz. Şundan devam edelim. Kutu da Krikat'tan gelmiş. Bak şu mag işte. Bu... Bütün seti yolladılar herhalde. Bu arada ben... Bu Joy küçükleri babamın benden... aldıkları. Ben gerçekten sadece şey ana makineyi test etmek için istemiştim. Teşekkür ederim, mahcup oldum. Buradaki büyük kutu da bence ham maddeleri. Şeyde malzemeleri. Burada böyle mürekkepler var, kalemler var. İçine baskı yapabileceğiniz iki tane kupa da koymuşlar. Sanırım bu da makinenin kendisi. Bu arada direkt aklıma bir tane video fikri geldi, kısa video fikri. Çok eğleneceğim. İçinde sen de olacaksın abi. Ya, spoiler vermeyeceğim. Ben de anladım ki, biliyor musun, sen de olacaksın deyince ya. Ne anladın? Benim çocukluk fotoğrafımı basacaksın değil mi? Hayır. Tam olarak onu yapacaksın ya. Belli yani şu an güzel gülüşte. Hatta ablam da olacak içinde. Evet, babam yaptı kap arkadaşlar, hemen gösteriyorum. Büyük fanım diyorum ya. Reis ya. Evren anne. Ne kadar temiz duruyor. Evet, Evren anne kahve keyfi. 50 lira. Allah Allah. Buradaki koldan kupayı daraltabiliyoruz. Sıkıştırıyoruz ya da bilmiyorum. Burası tabii ki kupa için. Mürekkeplerin nereye koyduğumuzu şu an bilmiyorum ama çözeceğim. Belki de koymuyoruz. Bunların bir kitapçığına bakmam lazım. Dediğim gibi bunları hiç beklemiyordum. Yani şey, bilmediğim yerden geldi ürünler. Al bu sana. Onu sana yollamışlar. Ne ki o? Bu büyük makinenin küçüğü. Krikat Joy. Krikat eğlence. Daha böyle küçük şeyler için herhalde. Hmm. Ya bildiğiniz o büyük makinenin küçüğü gibi duruyor. Aynen öyle. Muhtemelen aynı şeyleri yapıyor diye düşünüyorum. Birebir aynı. İçine ahşapla ilgili bir şey koymamışlar. Belki ahşap kesecek kadar güçlü değildir. Ama kumaş baskısıdır, bir şeyler kesmedir, biçmedir, onları yapıyor gibi duruyor. Evin her yerine Kral Harun yazayım da gör. Her yere yazmazsan sevinirim. Bu hafif bir kutu. Çantası az öncekinin. Evet, küçük olanı... Bunları gösterdiğim için size geçiyorum ya. Sen geldin, kurutmalı böyle. Zaten hakimsiniz arkadaşlar. Ya bunlara hakim olduğunuz için ya, bu tarz şeyleri biliyorsunuz. Gelin önce Elren'den izlemeniz lazım. Şımart, böyle şımarttan Türkçe gibi. Gibi de varmış. Atıyorum. Bir dakika lan, böyle bir şey yok. Bu ne? Arkanın adı Şımart. Böyle smarttan Türkçe'ye uyarlamışlar. Benim hoşuma gitti bu arada. Yaratıcı bir isim. Hem yani bunları alıp kendini şımart dermiş gibi de. Evet. Ama neler yollamışlar? Yo, ürün inceleme kanalı açacağım ya. Taşınayım. Full paket açılımı. Kendime 500 bin liralık şeyler aldım. Açıyorum. Sıra sıra mis gibi. İzlenmez mi? İzlenir baba. İzlenmez olur mu ya? Bu bir Bluetooth ağ geçidiymiş. Ama içinde batarya da varmış. Atıyorum klimayı biz akıllı kontrol edemiyoruz ya. Bunu karşısına bir yere koyup sanırım oradan çalıştırabiliriz. Olabiliriz. Şu an emin olamadım. Yo, burada bir tane akıllı kumanda var. Dediğim şey bu. Amazon öteki ne? O da Bluetooth cihazlar için mi acaba? Tamam bakın, bunun ne olduğunu biliyorum. Çünkü buna benzer bir şey kullanıyorum ben ama benim... Ne bunlar? Ben kaçırdım. Ne bu? Bataryası yok. Akıllı... Sürekli kabloya takılı kalmak zorunda şey. Kalıyordu. Bunu klimanın karşısında... Kardeşim, akıllı bir şey. Videoya bu kadar hakim olmam bir şey. Yani gerçekten akıllı bir şey. Koyuyorsunuz, telefon uygulamasından akıllı klima şey. Ayarını yapıyorsunuz. Mesela evde değilken bunun üzerinden klimanızı açabiliyorsunuz. Ya da şey, normal infrared çalışan kumandaları bununla yapabiliyorsunuz. Öteki Bluetooth... Ama herhalde yeni nesil klimalarda bu zaten uygulamalarında var. O vardır. Olan bir şey olabilir. Burada bir tane akıllı parmak var. Bunlardan görmüşsünüzdür. Akıllı parmak ne amına koyayım? Şöyle küçük bir şey. Şu kısmı hareket edebiliyor. Ha, bu kahve yani makinesini falan çalıştırıyorlar. Anahtarlarından bir tanesini yapıştırıyorsunuz. Uzaktan telefon kontrolüyle onu böyle açıp kapatabiliyorsunuz. Belki buna kısa video yapabilirim. Merak ettim. Yaratıcı bir şeyler çıkabilir. Burada bir tane akıllı RGB lamba var. Al bunu odana tak, ışığım az falan diyor. Lazım olur. Takarım. Son olarak bir tane de akıllı tartı yollamışlar. Güzel gözüküyor ya, üstü camdan falan. Allah, ben de... Ya oranına kadar ölçüyordur bu. Tekini bununla değiştiririm. Seninki zaten camdı, bana hava atıyordu Harun. Bak bendeki sendekinden daha gelişmiş diye al. Hem de rengi de güzel. Evet. Oha, yine ağır bir şey. Umarım kırmadım. Sen hala sonuncusun. Seni şuraya ayırayım. Krikat bu da. Ters açmışım ama bu... Baksana oğlum, yani bende iki koli var. Oha. Lemur kıskanma. Bu iki kolinin içi hesap yaptım. Kaç paralık harbiden adamlar. Helal olsun ya. Şunu hiç tınlamadan
verebiliyorlarsa helal olsun. Kutu da Krikat'tan gelmiş. Bu muhtemelen makinelerde kullanmak için ham maddeler. Evet ama her şeyi yollamışlar. Isı transferli vinil. Bu sanırım baskı için. Baskı için. Karılabilir vinil. Sabit vinil. Bunların hepsinin ne işe yaradığını okumam, görmem lazım. Bilmiyorum şu an. Oo. Mesela o çıkmayanları termosun üzerine ya da bir şeyin üzerine takıyorsun. Çıkmıyor. Diğeri işte duvarına bir şey yapacaksın veya sökebileceğin bir şey yapacaksın. O tip şeyler de kullanılır. Çok iyi. Her yeri bu... altın varaklı yapabiliriz. Bununla kral Arnold... Bak Mert, bu tam sizlik ha. Yazabilirsin. Odamın ya abi benim nerede altın varaklı? Tam senin tarzı anlamına koyayım. Bak. O sırada benim tişört. O sırada senin tişört diyecektim tam ben de. Kanka ama bu 100. yıla özel. Bunu o yüzden giyiyorum. Abi akıyor ya. Yalnız. Güzel akıyor duruyor. Yani. Güzel duruyor. Yani rengarenk bir dünya farklı farklı malzeme var. Kesme tahtası. Küçük ütü de yollamışlar. Bu da küçük şeylere basmak için. Aa, ayakkabı basmışlar üstüne. Ayakkabı var. Şu an çok yükseldim ayakkabı. Yani. Ayakkabıya var mı senin o? O ayakkabı aparatı değil oğlum işte. Küçüğü ya. Ütünün küçüğü. Ayakkabı içinde yapabilir. Bilirsin. Basak mı ayakkabılar? He, basalım hangi ayakkabıya? Tamam, o altın varaklıdan beyaz bir ayakkabı getirdim abi. Sana şey yapalım. Gucci. Yapıştı oğlum çocuğum. Gucci. Ama ayakkabı aslında Gucci. Bunu ters açarak çok kötü yaptım. Aşağıda büyük çok bir şeyler güzel var yaparız. Ya. Bu büyük makine için rulo aparatı. Kırışmasın ya da çok uzun bir şey kesecekseniz herhalde onun için kullanılıyor. Mesela masanın üstüne baskı yapmak için bir malzeme var. Çok fazla şey var. Biz muhtemelen evin bir dolabını Krikat'a ayıracağız. Bence odanın bir tanesinin yarısını Krikat'a ayıralım. Bunların hepsinin linkini açıklamaya bırakamam. Yani şey yetmez. Koyacağım açıklama bölümüne koyabildiğim kadarını da bunların hepsini koyamam. Şimdi geldik. Son ve en çok... Ne şu, çok merak ettim merak şunu ettim. Sona bıraktın ya, yükselttin bizi ya. ...lerden bir tanesine. Bunu bu arada gerçekten tam bir 5 ay, 6 ay falan oldu herhalde ya. Yok ya, stand gibi bir şey bu ya. Benim unutmuştum, öyle diyeyim size. Çünkü şey, özel siparişle falan getiriyorlarmış. Yay yay yay, ha tam makaralı yay. Ya bunu da kampta sıktırdım bir kez, özendi işte, aldı hemen. Burada bir makaralı yayım var. Hem de üstünde havalı desenleri var. Bana doğrultma. Şeytan doldurur. Sana doğrult... Bunu nasıl doldurabilir? Bunu gerçekten Tuğkan'dan gördüm şimdi. Helal lan! Dürüst adamsın lan! Canını yerim. Yalnız bunu boştayken çekmemek lazımmış. Ben o video çekiyordum amına koyayım. Çekmemek gerekiyormuş. Şey yapmayayım. Ama onu şeyi görmemiştim. Krikat'ta görmemiştim. Dedim ki adamın şeyi var, makaralı yayı var. Benim niye olmasın dedim. Çok havalı bir şey. Bunu buldum böyle. O zaman Lemur, bunu kampa gidersek getir. Ben benimkini de getiririm, sıkarız orada. Kapışırız. Diğerlerine göre daha havalı böyle desenleri mesenleri de olduğu için kullanmadığım zamanlarda da dekor olabilir diye düşündüm. Ne diyor yani abi, diğerlerine göre daha havalı falan diyor abi. İsterseniz diye şöyle bir tane çantası var. Güzelmiş ama yani kötü değil. Bunun ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Şey mi acaba, okları böyle buralara bir yere sabitlemek için? Muhtemelen evet, öyle bir şey. Beledir şey ya o. Ya böyle Tuğkan attırmıştı bana, tık tık bir şeyler yapıyorduk. Mandal gibi bir şeyler. Ha, mandalı gibi bir şey vardı. Allah Allah. Yok öyle bir şey değil bu. Konuşma diyorum böyle şeyleri yayında. Ama onun gibi böyle fosforlu bir şeyler var üstünde. Oradan böyle nişan alıyorsunuz. Bunlar özel deneyim. Zombi salgınına hazırız ya artık. He, zombi salgını olsa evde bayağı bir şey var. Bir idare edebiliyoruz bir süre. Ama benim buna şey almam lazım. O el bıdı bıdısından almam lazım. Onu böyle sıkıştırıyorsun. Oğlum içinden çıkmıştır ya. Bir şeyine basıyorsun gidiyor. E buradaymış. Bunu ben yana kendim mi çıkarttım? Tamam, el bıdı bıdısı da var. Evet, ürünlerimizin hepsi bu şekildeydi. Bıdı bıdısı. Ürünün başında %70'ini kendim aldım, %30'u markalardan geldi demiştim ama Krikat birazcık oranı bozdu. %50'sini ben, %50'si markalardan geldi. Kutusu... Abi demiyor, Tuğkan diyor. Oğlum adam benden büyük amına koyayım, bana niye abi desin? Ötesine göre hesaplarsan %90'ı falan Krikat'tan geldi, %10'u falan senden. Sayısına göre değil de maliyete göre hesaplıyorum ben. Evet, ürünlerin hepsinin linkini açıklama bölümüne bırakıyor olacağım. İsterseniz oradan girip güncel fiyatlarını kontrol edebilir veya satın alabilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz aşağıdan beğen... 28 yaşında kanka, aynen kanka. Aynen aynen. Aynen aynen. Ulan her şeye inanıyorsunuz ya. Sizin canınız yerine öyle ya. Mi söyledi? Sen abi 27 yaşında oğlum. Ben de 27'yim amına koyayım işte. O da 28 yaşındaysa benden bir yaş büyük. Bu arada Lemur harbiden genç gösteriyor da. Genç gösteriyor. Beğen butonuna basarsanız beni mutlu edersiniz. Ayrıca abone...